Selamun aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 9. sınıf Arapça dersine hoş geldiniz. Sayfa 47'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2. üniteye geçtik. Kitabımızın cevaplarını arkadaşlar oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Oynatma listelerinde ilfa videoları, mukabele videoları, 5. sınıftan 11. sınıfa kadar Arapça videoları arkadaşlar var. Yazılı hazırlık videoları var. Yine açıklamalar bölümünde kitabın oynatma listesini ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Haydi Bismillah dersimize başlayalım. El-Vahdetül Sani. El-Vahdetül Sani ikinci ünite. Medreseti ve Estigai. Medreseti okulum ve Estigai arkadaşlarım. Medresetin okul buradaki ye arkadaşlar medreseti okulum. Estigai arkadaşlar. Estiga arkadaşlar. Buradaki ye de arkadaşlarım. Okulum ve arkadaşlarım bu ünitemizin adı. Sadık kelimesinin çoğulu arkadaşlar. Rabbim hepinize zihin açıklığı versin. Hepinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Evet. Devam edelim. Bu ünitemizde arkadaşlar Eddersül Evvel birinci derste Eddersül Evvel. Bakın evvel ilk yani birinci Edders birinci ders. Medreseti okulum. Eddersü Sani ikinci ders Saffi sınıfım. Saffün sınıf. Ye burada sınıfım anlamı katıyor. Medresetün okul. Medreseti okulum. Saffi sınıfım. Eddersü Salis üçüncü derste de Durusi derslerim. Durusi, Durus dersler, Durusi derslerim. Bunları göreceğiz bu ünitemizde. İlk dersimizde Eddersül Evvel. Birinci ders medreseti. Okulum. İstemi'i ilel ibaratil atiye. İstemi'i ilel ibaratil atiye. Aşağıdaki ibareleri dinle. Ve a'idha. Onları tekrar et. Sümme sonra üktübha. Onları yaz. Fi defterik. Defterine onları yaz. Arkadaşlar abone olup bildirimleri açarsanız paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Abone olursanız, bir güzel yorum yazarsanız bizi desteklemiş olursunuz. Bizim aşkımız, şevkimiz artar. Şimdiden teşekkürler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet. Saffün sınıf. Saffün sınıf. Maksifün kantin. Saffün sınıf. Maksifün kantin. Maksif de diyebilirsiniz. Araplar arkadaşlar şöyle diyeyim. Konuşurken son kullandıkları kelimenin son harekesini bazen belirtmeyebiliyorlar. Maksif, kantin, muhteber, laboratuvar. Laboratuvar, muhteberun, laboratuvar. Mektebe, mektebe, kantin, mektebetün ya da mektebe, kantin. Medrese, okul. Medrese, okul. Müdürül medrese, müdürül medrese. Okulun müdürü. Bakın size daha önce ben isim tamlamasıyla alakalı şunu göstermiştim. Birinci kelimemiz nekre, ikinci kelimemiz marife olursa yani el takısı alırsa şuradaki el takısı tabiri caizse ın eki veriyor. Okul müdürü ya da okulun müdürü. Okul müdürü. Dalibetün kız öğrenci, dalibün erkek öğrenci. Vurfetül müdir müdürün odası, müdür odası. Vurfetül müdir müdür odası. Hadigatün hadigatün bahçe, muallimün öğretmen, muallimün muallimetün de bayan öğretmen. Sonuna bakın T geldi, yuvarlak T. Arkadaşlar ne yapıyor bu? Muallimetün bayan öğretmen yapıyor. İstemi' ilel cümelil atiye. Aşağıdaki cümleleri dinle. Ve a'idha. Onları tekrar et. Sümme sonra teemmel. Düşün. Maaniyeha. Manalarını müstahinen. Yardım alarak bir su ver. Resimlerden yardım alarak manalarını düşün. Aşağıdaki cümleleri dinle. Onları tekrar et. Sonra resimlerden yardım alarak manalarını düşün. Ene fis saffi. Ene ben demek arkadaşlar fi de da anlamı katıyor. Ene fis saffi. Ben sınıftayım. Ene fis saffi. Siz buradaki arkadaşlar artık mesela bu fi ne yapıyor? Kendinden sonra gelenin harekesini esrok diyor. Saffün diye. Saffi oldu. Bak son hareket değişir dedim duruma göre. Cümledeki duruma göre. Enefi saffi. Sen buradaki kelimeyi değiştirip enefil medrese. Ben okuldayım. Enefil müsteşfa. Hastanedeyim. Enefil hadiga. Bahçedeyim. Enefil gariyeti. Köydeyim. Farklı cümleler kurabilirsin. Ettalibu fil medreseti. Ettalibu fil medreseti. Öğrenci fil medreseti. Okuldadır. Öğrenci okuldadır. Bakın burada yine fi de da anlamı kattı. Fil medreseti. Öğrenci okuldadır. Öğrenci okuldadır. Şöyle diyeyim. Arapçada arkadaşlar içerisinde fiil olmayan isim cümlelerine başlarken ya zamirle ya da böyle el takılı bir kelimeyle yani marife bir kelimeyle. Öğrenci okuldadır dediğimizde belirli bir öğrenci. Et talibi fil medreseti. Haza muhteberun. Haza bu muhteberun. Laboratuvardır. Huve o. Müdirul medreseti. Huve müdirul medreseti. O okulun müdürüdür. Huve müdirul medreseti. O okulun müdürüdür.
Hiye o fi saleti riyada. Hiye o fi teda. Saleti riyada spor salonundadır. O spor salonundadır. Hazi bu mektebetün. Bu kütüphanedir. Hazi mektebetün. Bu kütüphanedir. El muallimetu öğretmen fil muhteberi. El muallimetu fil muhteber. Öğretmen laboratuvardadır. Et talibetu öğrenci fil maksif kantindedir. Bakın bu kalıpları kullanıp farklı cümleler kurabilirsiniz. Biraz önce et talibü dedik ki şurada et talibü fil medreseti okuldadır. Et talibetu fil maksifi öğrenci kantindedir. Nasıl bir öğrenci? Kız öğrenci. Buradaki erkek öğrenci. Bakın sonundaki tay marbutayı da gördünüz. Öğrenmiştik. El muallimü öğretmen. Bakın buradaki el muallimetü bayan öğretmen. El muallimü fi gurfetil muallimin öğretmen. Öğretmenlerin yani öğretmenler odasındadır. Gurfetün oda. Gurfetil muallimin öğretmen. Öğretmenler odasındadır. El muallim öğretmen. Fi deda gurfeti oda. El muallimin öğretmenler odasındadır. İstemi ilen nasil ati. Aşağıdaki metni dinle ve ikrahu onu oku. Sümme sonra üktübü yaz. Onu fi defteri defterine yaz. Merhaba. Ene ismi Hatice. Merhaba. Ene ismi. Benim adım Hatice. Merhaba. Benim adım Hatice. Ene dalibetün. Ben öğrenciyim. Fi hazil medreseti. Bu okulda. Fi burada deda anlamı kattı. Ene dalibetün. Ben öğrenciyim. Fi deda hazi bu el medreseti. Bu okulda öğrenciyim. Sufufe. Yani sufufe okulun yani buradaki medrese kelimesine gidiyor buradaki he zamiri. Onun sınıfları nazifetün temizdir. Sınıfları temizdir. Mektebetüve kütüphanesi cemiletün güzeldir. Hadigatüve bahçesi vasiatün geniştir. Mektebetün arkadaşlar kütüphane saffünün çoğulu sufuf hadigatün buradaki de bahçe. Hadigatüve vasiatün bahçesi geniştir. Ve salatü riyadatiye onun spor salonu kebiratün büyüktür. Yücedü bulunur. Fil medreseti okulda bulunur. Ne bulunur arkadaşlar? Maksifun kantin ve muhteberun laboratuvar eydan. O zaman toparlarsak okulda kantin ve laboratuvar da bu eydan deda anlamı katıyor. Okulda kantin ve laboratuvar da bulunur. Ene ben uhibbu seviyorum. Hazil medreseti bu okulu kesiran çok cidden gerçekten. Ben bu okulu gerçekten çok seviyorum. Arapçada arkadaşlar Türkçe mantıkla düşünmeyelim. Devrik bir cümle yapısı var gibi bizim Türkçe'ye göre. Ben seviyorum bu okulu gerçekten çok. Sıralaması bu şekilde. Ben seviyorum bu okulu gerçekten çok. Ben bu okulu gerçekten çok seviyorum. Ene ben uhibbu seviyorum. Hazi bu el medreseti okul kesiran çok cidden gerçekten. Ben bu okulu gerçekten çok seviyorum. Sıralaması Türkçedekine göre devrik bir cümle yapısında arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sesim için gerçekten özür diliyorum. Boğazlarım biraz kötü. Sesimde böyle önceki videolarla kıyaslarsanız böyle bir bozukluk var. Vermiş olduğumuz geçici rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Hakkınızı helal edin. Evet, ikra el esiletil atiye. Aşağıdaki soruları oku. İkra oku. El esile soruları el atiye aşağıdaki sümme sonra ecip cevapla anha onları haseben nasıl metne göre cevapla. Aşağıdaki soruları oku. Sonra metne göre onları cevapla. Sorumuz ne? Ma ismül binti. Ma ne? Soru edatımız arkadaşlar. Ma ne? İsmül binti. Kızın ismi. Fin nasıl? Metindeki kızın ismi ne? Bakın buradaki soru edatımızı atıyoruz cevaplarken. Direkt ismül binti Hatice diyebilirdim. Şu bölümü alıp. Ya da muttasıl zamir kullandım. Bakın. İsmühe. Onun ismi. Buradaki her zamiri onun anlamı katıyor. Onun ismi Hatice. Hatice'dir. Hel soru edatımız var arkadaşlar. Hel. Bize olumlu ya da olumsuz cümlede arkadaşlar mesela sen seviyorsun, seviyor musun? Sen öğrencisin, öğrenci misin? Sen sevmiyorsun, sevmiyor musun? Hel başa geldiğinde bütün cümlelerimizi soru yapıyor. Hel, hiye dalibetun. Bakın buradaki hiye dalibetun o öğrencidir. Hel'i başa koyduk, o öğrenci midir? O öğrenci midir? Naam, evet bak hel attım. Hiye dalibetun. Soruya soruyla cevap verilmez. Naam, direkt kısaca konuşma dilinde naam dememiz yeterli ama naam hiye dalibetun. Evet, öğrencidir. Noktamızı da koymayı unutmayalım tabii. Cümlemizin sonunda noktamız da var. Geldik.
Maza ne? Yine bir soru edatımız. Hocam bu da soru edatı, bu da soru edatı. Yani hocam ikisi arasındaki fark ne derseniz ikisi de ne, ama ma'yı soru edatı olarak arkadaşlar daha çok isim cümlelerinde kullanıyoruz. İçerisinde fiil olmayan cümlelerde maza'yı da fiil cümlelerinde kullanıyoruz. Maza'yı isim cümlelerinde, ma'yı isim cümlelerinde, maza'yı da fiil cümlelerinde. Neden derseniz arkadaşlar bu ma bazen de bağlaç olarak kullanılıyor. İki cümleyi birbirine bağlayan karışmasın diye fiil cümlelerinde bağlaç görevi de görüyor. Onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Maza yücedü, maza ne? Yücedü bulunur. Fil medreseti. Okulda ne bulunur? Okulda ne bulunur? Maza soru edatımı attım bakın. Aynı yukarıdaki diyalogdaki aynı cümleyi getirdim buraya koydum. Yücedü bulunur. Fil medreseti. Okulda bulunur. Maksifun kantin ve muhteberun laboratuvar eydan deda. Okulda, kantin ve laboratuvarda bulunur. Keyfe soru edatımız nasıl? Kânet idi. Kâne veya kânet idi anlamında arkadaşlar. Keyfe kânet nasıldı? Mektebetül medreseti. Okulun kütüphanesi ve hadigatüve. Onun bahçesi nasıldı? Kânet idi. Keyfe'yi attım. Mektebetüve. Onun kütüphanesi cemiletün. Güzeldi. Hadigatüve. Bahçesi vasiatün. Genişti. Kânet mektebetüve cemiletün. Onun kütüphanesi güzeldi. Onun kütüphanesi güzeldi. Hadigatüve bahçesi vasiatun genişti. Onun kütüphanesi güzel, bahçesi genişti. Bu idi anlamı katıyor. Yani bunu nasıl açıklayayım? İngilizce'deki was were gibi arkadaşlar. Yani ya da Türkçe'de işte ben öğrenciyim, ben öğrenciydim. Artık ben öğretmen oldum mesela. Öğrenciyim, öğrenciydim. Bu idi anlamı katıyor. İsim cümlelerinde arkadaşlar idi. İngilizce'dekinde de kıyaslarsanız was were. İngilizce bilenler için de bu ayrı bir dipnot olmuş olsun. Geldik. İstemi ilel cümelil atiye. Aşağıdaki cümleleri dinle. Ve a'idha onları tekrar et. Sümme sonra teemmel düşün. Maniyeha manalarını müsteine misuver. Resimlerden yardım alarak manalarını düşün. Haza dalibun vahidun. Haza bu. Dalibun vahidun. Bu bir öğrencidir. Bakın. Haza dalibun bu öğrencidir. Vahidun burada sayı belirtiyor artık. Dalibun vahidun. Bu bir öğrencidir. Hazi dalibetun vahidetun. Bakın müenneste ne oldu? Vahidetun oldu. Bu bir öğrencidir. Hazi dalibetun vahidetun. Bu bir öğrencidir. Haza bu saffun vahidetun. Bu bir sınıftır. Bakın Haza'yı nerede kullandı? Müzekkerlerde kullandı. İkisi de bu demek. Hazi müenneste kullandı. Haza yine müzekkerde kullandı. Yani erkeklerde Haza bu demek. Bayanlarda Hazi bu demek. Hünâke orada vardır. Arkadaşlar Hünayken'in anlamı orada vardır. Ne vardır? Medresetani. Medresetün okuldu. Medresetani iki okul. Bakın Elif ve Nun geldi. İki anlamı kattı bize. Bunu dipnot olarak alın. Medresetani. İleride ikilileri, çoğulları, ikilileri göstereceğiz zaten arkadaşlar. Şu an için sadece bu kadarını bilin. Hünayke medresetani isnetani. Orada iki okul vardır. Arkadaşlar aslında bu İsnetani atsa bile zaten bu cümlenin anlamı aynı. Ama şunu söyleyeyim. Vurgu yapmak amaçlı. Yani hani biraz daha böyle vurgu yap. Orada iki okul vardır. Hünaki medresetani desem zaten orada iki okul var. Şunu atmış olsam bile zaten bu cümlenin anlamı yine aynı. Ama burada vurgu yapma amaçlı. Biraz daha üzerine basma amaçlı. İsnetani sayısını da belirtiyor. Hünaki medresetani isnetani. Hünaki orada vardır. Saffani. Saffün sınıfta iki sınıf vardır. İsnani. Bakın müzekker olduğu için isnani. Bak T yok. Müenneste isnetani vardı bakın. Tani, tani. İkisi birbirine uyuyor. Burada da bak saffani T yok. Burada da T yok. Saffani. Almamız gereken dipnot bu. 1 ve 2 sayılarında arkadaşlar 1 ve 2 sayılarında sayılar müzekkerlik müenneslik yönünden birbirine uyuyor arkadaşlar. Belirttiğimiz ifade müzekkerse sayı da müzekker olacak. Kısaca olayın dipnotu bu. Müennesse sayı da müennes olacak. Hünelke saffani isnani. Orada iki sınıf vardır. Hünelke orada vardır. Müderrisani iki öğretmen isnani. Bu da sayı. Orada iki öğretmen vardır. Dediğim gibi sayılar aslında cümlenin anlamında bir değişiklik olmuyor ama vurgu amaçlı bu şekilde yapıyoruz. Hünelke müderrisani isnani. Şöyle bir dipnot da vereyim arkadaşlar. Şurada bir boşluk bulursam. Bakın.
Ben biraz vaktinizi alıp size bir dipnot vereceğim. Arkadaşlar. Bakın. Dalibun müçtehidun mücü tehidun. Bakın çalışkan bir öğrenci. Çalışkan bir öğrenci. Buraya geldim. Dalibetün dalibetün müçtehidetün mücü te hi de tün. Dalibetün müçtehidetün. Şimdi bakın müzekker müennes. İki taraf birbirine arkadaşlar uyacak müzekkerlik müenneslik yönünden sıfat tamlamalarında. Arapçada sıfat sonra geliyor. Mesela Türkçe'de çalışkan öğrenci diyoruz. Arapçada önce öğrenci sonra çalışkan. Yani buna bu kurala uyaraktan dalibun müştehidun. Çalışkan bir öğrenci. Dalibetun müştehidetun. Çalışkan bir öğrenci. Bu erkekler için, bu kızlar için. Çalışkan bir öğrenci, çalışkan bir öğrenci kızlar için. Önce ismimiz, sonra sıfatımız geliyor. Ama birbirine erillik, yani müzekkerlik müenneslik yönünden uyuyor. Tekillik yönünden de uyuyor. Tekilse tekil, ikilse ikil, çoğulsa çoğul. Fazla teferruata girmeden. Bakın müennes müennes. Bu belirtisiz bir sıfat. Belirli bir sıfatı da şöyle arkadaşlar. Bakın aynı ibareleri bir daha yazacağım. Et dalibu anlam bakımından nasıl değişecek? Onu hemen göstereceğim. Et dalibu el müştehidu. El müştehidu. Müştehidu. Et talib el müştehidu. Şunu da yazayım arkadaşlar. Ondan sonrasında açıklamamı yapacağım. Et talibetü. Et da libetü. Et talibetü. El müştehidetü. El müc te hi de tü. Şimdi gerekli açıklamamızı yapmaya geldi sıra. Bakın buradaki hemen şuradan. Evet. Dalibün buradan evet şunu alacaktık. Aldık. Dalibün müştehidün. Çalışkan bir öğrenci. Belirsiz arkadaşlar. Herhangi bir öğrenci. Biz bu öğrencinin kim olduğunu bilmiyoruz. Dalibün müştehidün. Dalibetün müştehidetün. Çalışkan bir kız öğrenci. Öğrencinin de kim olduğunu bilmiyoruz. Ama başına el takısı geldiğinde bakın iki tarafa da el takısı geliyor. Et dalibül müştehidü. Çalışkan öğrenci. Bu öğrencinin kim olduğu belirli. Et dalibetül müştehidü. Bu öğrencinin de kim olduğu belli. Çalışkan öğrenci. Çalışkan kız öğrenci. Kimden bahsettiğimiz belli. İki tarafa da el takısı geldi. Buna da belirli sıfat tamlaması dediğimiz. Ne oluyor? Sıfat nedir arkadaşlar? Varlıkları niteleyen ibareler. Mesela araba nasıl bir araba? Kırmızı bir araba. Sıfattır değil mi? Kırmızı araba dediğinde belirli bir sıfattır. Çalışkan bir öğrenci. Çalışkan öğrenci. Belirlidir. Et dalibetül müştehidetü. O zaman ne oluyor? Bunlar tornadan çıkmış gibi iki tarafta birbirinin aynısı olacak. Bakın tekil tekil. Müzekker müzekker. Müennes müennes tekil tekil. Bakın nekre 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 nekre. Marife yani el takısı almış el takısı almış el takısı almış el takısı almış. Her iki tarafta birbirine uyacak. Müzekker müzekker yani müennes müennes bayan bayan. Çalışkan öğrenci çalışkan öğrenci. İkisi de aynı anlamda. Bir de şuna dikkat ediyoruz. Sıfatlar isimden sonra geliyor. Bunu da dipnot olarak şimdiden vermiş olalım. İleride zaten konusu geldiğinde daha teferruatlı anlatacağız arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu bölümü yaptık. Geldik bu bölüme. Pardon arkadaşlar. Ecibani'l esiletil atiye hasebet temrin e'lâhu kemâ fil misalin. Ecip cevapla. Anil esileti. Soruları. El atiyeti. Aşağıdaki soruları cevapla. Hasebet temrin. Alıştırmaya göre. E'lâhü. Yukarıdaki alıştırmaya göre. Kemâ fil misâleyn. İki örnekte olduğu gibi. Yukarıdaki alıştırmaya göre. Aşağıdaki soruları cevapla diyor. Hel hâze. Saffün vâhidun. Hel. Hel. Bu. Hel. Hâze. Saffün vâhidun. Bu bir sınıf mıdır? Bakın. Hel bize ne diyor? Ne anlamı katıyor demiştim ben. Mı anlamı katıyor. Soru yapıyor. Bu. Bakın. Hâze. Saffün vâhidun. Bu bir sınıftır. El hazel safın ve aydın bu bir sınıf mıdır? Naam. Hele attık. Soruya soruyla cevap verilmez arkadaşlar. Hele atıyoruz.
Naam, evet. Hâzâ saffun vâhidun. Aynı cümleyi aldık yazdık. Evet, bu bir sınıftır. Hel hunâke muallimun vâhidun. Hel. Mımi. Hunâke orada var mıdır? Muallimun vâhidun. Bir öğretmen var mıdır? La. Hayır. Hunâke muallimâni isnâni. Hayır. Hunâke orada vardır. Muallimâni isnâni. Bakın. Burada iki öğretmen var. Müderris kelimesinde eş anlamlı. Müderrisani. Orada iki öğretmen vardır. La ile cevapladığımızda farklı bir şey söylüyoruz. Buradakini almıyoruz artık. Yani burada biz orada bir öğretmen vardır yerine hayır dedik. O zaman başka bir sayı söylememiz lazım. La, hayır. Hunake orada vardır. Muallimani isnani. Orada iki öğretmen vardır. Hel hazi dalibetun vahidetun. Hel hazi dalibetun vahidetun. Hel mumi. Hazi bu. Dalibetun vahidetun. Bu bir öğrenci midir? Bakın bu bir öğrencidir. Bu bir öğrenci midir? Hel soru yaptı. Hel'i attık. Naam, evet. Hazi dalibetun vahidetun. Bu bir öğrencidir. Evet, bu bir öğrencidir. Hazi bu dalibetun vahidetun. Bu bir öğrencidir. Hel hunake medresetun vahidetun. Hel hunake medresetun vahidetun. Hel mami hunake orada var mıdır? Medresetun vahidetun. Bir okul var mı? Bir okul mu vardır? La, hayır. Hunake orada vardır. Medresetani isnetani. Orada İki okul vardır. Hayır dedik. Evet, la hayırmış. Neam, evet. Hemen bunların da arkadaşlar şöyle ilk defa gördüğümüz için hemen altına evet ve hayır diye yazalım. Evet. Bunlara da hayır. Her bir öğrendiğimiz kelimeyi mutlaka arkadaşlar not alalım. Hel hunake saffani istani. Hel mumi. Hunake saffani istani. Orada iki sınıf var mıdır? İki sınıf mı vardır? Hel arkadaşlar kaldırdığımızda hünâke saffâni isnâni. Oradaki sınıf vardır. Nam, evet. Hele attık nam yazdık yerine. Evet. Hünâke saffâni isnâni. Orada iki sınıf vardır. El hâze dâlibun vâhidun. Hel. Hâze dâlibun vâhidun. Bu bir öğrenci midir? Bakın. Hele attım. Hâze dâlibun vâhidun. Bu bir öğrencidir. Heli koydum. Bu bir öğrenci midir? La ile cevap vermemizi istiyor. La, hayır. Hâzâni. Bu ikisi. Dalibani isnani. Bu hayır, bu iki öğrencidir anlamında arkadaşlar bu şekilde burayı yapıyoruz. Hazani bu ikisi iki öğrencidir. Hazani de arkadaşlar Hazani şöyle göstereyim. Hazel zamirinin arkadaşlar hemen şuradan Hazel zamirinin ikili hemen şuradan gösterelim. Daha görmedik ama bu alıştırmada bunu değindiyse biz de gösterelim o zaman. Hazel. Şu zamirimiz haza bu zamirinin ikili. Bu ikisi iki öğrencidir. Bu ikisi iki öğrencidir. Aslında ben buradaki isnani sayılarını kaldırsam da arkadaşlar yine bizim cümlemizin anlamı değişmiyor. Sadece vurgu yapıyor. Evet. Arkadaşlar şu iki sayfayı da yapalım madem. Ondan sonrasında yani çok da vaktinizi almak istemiyorum ama istemiyor. Şöyle. İstemiyor ilel cümelil atiye. İstemiyor dinle. İlel cümelil atiye. Aşağıdaki cümleleri dinle. Ve aidha onları tekrar et. Sümme sonra teemmel düşün. Maniyeha manalarını müstaînen bir süver. Resimlerden yardım alarak manalarını düşün. Bakın gurfetül müdirri. Bakın daha önce belirtmiştim. Birinci kelimem nekre. Nekre neydi? El takısı almayan kelimeye biz nekre diyorduk. İkincisi marife. El takısı almış. Elif lam takısı. Gurfetül müdirri. Yani müdürün odası veya müdür odası. Gurfetül müdirri. Müdürün odası. Müdür odası. Bu buradaki el takısı tabiri caizse ın anlamı katıyor. Müdür odası, müdürün odası. İsim tamlaması yapıyor. Gurfetül muallimin öğretmenler odası. Bakın gurfe oda. Gurfetül muallimin öğretmenler odası. El Maksif kantin. Saletür Riyada spor salonu. Saletür Riyada spor salonu. El Mektebe kütüphane. El Mektebe kütüphane. El Muhteber laboratuvar. Şimdi geldik. El Maksif'ı kantin. Bakın kantin. Bir canibi yanındadır. Kantin yanındadır. Saletür Riyada. Bir cani bir salet-i riyada. Kantin spor salonunun yanındadır. Bakalım hemen öyle mi? Evet spor salonunun yanında arkadaşlar gördüğünüz gibi. El mektebetü kütüphane halfe arkasındadır.
Neyin arkasında? Halfel muhteber. Laboratuvarın arkasındadır. El mektebetü, kütüphane. Halfel muhteber. Kütüphanenin arkasındadır. Bakın esre okundu. Neden dolayı? Bunlardan dolayı. Kütüphane laboratuvarın arkasındadır. Evet bakalım. Evet aynen o şekilde. El muhteberu laboratuvar tahte altındadır. Gurfetül muallimin öğretmenler odasının altındadır. El muhteberu tahte gurfetül muallimin. Laboratuvar öğretmenler odasının altındadır. Laboratuvar öğretmenler odasının altındadır. Gurfetül muallimin öğretmenler odası fevga üzerindedir. El muhteberi. Fevgal muhteberi. Laboratuvarın üzerindedir. Öğretmenler odası laboratuvarın üzerindedir. Bakalım. Bakın. Öğretmenler odası laboratuvarın üzerinde. Evet. Gurfetül müdir, müdürün odası mukabile, karşısındadır. Gurfetül muallimin, öğretmenler odasının karşısındadır. Mukabele arkadaşlar Ramazan'da yapıyoruz ya, karşılıklı okuma aslında. Kur'an'ı karşılıklı okuyoruz. Bir kişi okurken bir kişi dinliyor, diğer okurken öbürü dinliyor, takip ediyor. El muhteberu, hemen buraya bakalım. Evet, karşı karşıya gördüğünüz gibi. Geldik. El muhteberu, laboratuvar, emame, önündedir. El mektebe, kütüphanenin önünde. El muhteber, el muhteberu, emame el mektebe. Laboratuvar kütüphanenin önündedir. Bu şekilde arkadaşlar. Bakalım. Laboratuvar kütüphanenin önünde. Evet. Hızlıca şu cümlelerimi tekrar edeyim. El maksif bi canib saleti riyada. Kantin spor salonunun yanındadır. El mektebetu halfel muhteberi. Kütüphane laboratuvarın arkasındadır. El muhteber taht el muhteberu tahte gurfetul muallimin. Laboratuvar öğretmenler odasının altındadır. Gurfetul muallimin fevgal muhteberi. Öğretmenler odası laboratuvarın üzerindedir. Gurfetül müdir mukabile gurfetül muallimin müdür odası müdürün odası öğretmenler odasının karşısındadır. El muhteberu emam el mektebe. Laboratuvar kütüphanenin önündedir. Bu yeni öğrendiğimiz cümleleri bir kenara yazabiliriz. Öğrenmiş olduğumuz bak yer yön zarfı bildiren ibareler var arkadaşlar. Yer yön mekan belirtiyor bunlar. Karşısında, altında, üstünde, üzerinde. Bu ibareler yeni ibareler. Evet, buradaki soruları da is el sor. Bir eyne. Ne yani eyne ile sor diyor. Yani nerede anlamında arkadaşlar? Eyne nerede? Nerede ile sor. Hasebet temrini sabik. Geçen alıştırmaya göre nerede ile sor. Sümme sonra ecip cevapla anhe onları kema fil misal örnekteki gibi. Eynel maksif. Kantin nerede diyor bakın. Eynel maksif. Nerede? Hemen şunun anlamını da yazalım. Eynel maksif. Nerede? Kantin nerede? Evet bizim klavyemiz Arapçada kalmış. Hemen Türkçe'ye geçirelim. Nerede? Kantin nerede? Soru edatımızı attık. Soruya soruyla cevap verilmez arkadaşlar. Soru edatımı attım. Eyne maksif dedi. Kantin nerede? O zaman soru edatımı attım. El maksif bi canibi saleti riyada. Yukarıda geçtiğine göre. El maksifu kantin bi canibi saleti riyada. Kantin spor salonunun yanındadır. Eynel mektebe. Bize yani yukarıdaki alıştırmaya göre bize soru sormamız istedi. Siz farklı sorular sorabilirsiniz. Ben ne sordum? Eynel mektebe. Kütüphane nerededir sorusunu sordum. Eynel mektebe. El mektebetü kütüphane halfel muhteberi. El mektebetü halfel muhteber. Kütüphane laboratuvarın arkasındadır. Bakın soru edatımı yine attım. Başka bir soru. Eynel muhteber. Kütüphane nerededir? Eyneyi yine attım. Kütüphane şey laboratuvar nerededir? Eynel mektebe kütüphane nerededir? El mektebetü kütüphane halfe arkasındadır. El muhteber laboratuvarın. Burada da laboratuvarı soruyoruz. Eynel muhteber. Laboratuvar nerededir? El muhteberu laboratuvar tahte altındadır. Gurfetül muallimin öğretmenler odasının altındadır. Eyne gurfetül muallimin öğretmenler odası nerededir? Eyne'yi attık yine soruya soruyla cevap vermez. Gurfetül müdi Evet. Eyne gurfetül muallimin arkadaşlar burada ben gurfetül müdir diye almışım. Bunu hemen silelim. Bunu düzeltelim. Şöyle yapalım. Eyne gurfetül muallimin
Öğretmenler odası nerededir? Hemen bakalım. Öğretmenler odası arkadaşlar. Öğretmenler odası. Karşısında. Öğretmenler odası. Karşısında. Kimin karşısında? Müdürün odasının karşısında. O zaman mukabileyi kullanacağız. Hemen buradan klavyemizi alıyoruz ve Gurfetül Muallimin. Evet. Gurfetül Muallimin. Muallimin. Öğretmenler Odası. Arkadaşlar Gurfetül Muallimin. Gurfetül Muallimin. Ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Bu cümle zaten şurada geçmişti. Şöyle yapalım. Bir saniye. Şuradan şöyle yapalım. Sizi klavye sesinde rahatsız etmeden Gurfetül burada tam tersi gibi. Evet. Fevkal muhteber. Evet, bize öğretmenler odasını soruyordu. Biz burada laboratuvara göre bunu cevaplayalım o zaman arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu cümleyi alalım. Klavye ile yazmakla zaman hem kaybetmeyelim hem de sizi fazla rahatsız etmeyelim. Evet. Burayı aldık arkadaşlar. Bize öğretmenler odasını soruyordu. Bakın. Cevabımız arkadaşlar Gurfetül Muallimin öğretmenler odası Fevkal Muhteberi laboratuvarın üzerindedir. Bakın öğretmenler odası laboratuvarın üzerinde miydi? Evet arkadaşlar. Ama ben bunu farklı versiyonda nasıl cevaplayabilirim? Siz farklı cümleler kurabilirsiniz. Gurfetül Muallimin mukabile Gurfetül Müdir. Öğretmenler odası müdürün odasının karşısındadır diye de cümle kurabiliriz arkadaşlar. Farklı cümleler, farklı sorular sorabiliriz. Ben burada bu 4 soruyu sordum. 4 tane cevap verdim. Siz farklı sorular sorup farklı cevaplar verebilirsiniz. Yani bir sorunun farklı cevapları olabilir. Şimdi öğretmenler odası müdür odasının karşısında da diyebilirim. Laboratuvarın üzerinde de diyebilirim. Bir önceki alıştırmaya göre farklı cevaplar da verebiliriz. Evet geldik diğerine. İstemi ilel kavlil meşhur. Meşhur sözü dinle. Ve aidu onu tekrar et. Sümme sonra teemmel düşün. Manahu manasını. Vektübü onu yaz. Fi defterik. Onu defterine yaz. Meşhur sözü dinle, onu tekrar et, sonra manasını düşün ve onu defterine yaz diyor arkadaşlar. Men allemeni, men kim? Allemeni, bana öğretirse. Harfen bir harf, sirtu olurum, lehu abden, onun için köle, yani onun kölesi olurum. Bana bir harf öğretenin kölesi olurum arkadaşlar kısaca. Hani bizde bir söz vardı ya, bana bir harf öğretenin, Hazreti Ali'nin sözü, 40 yıl kölesi olurum. Burada 40 yıl ibaresi geçmiyor. Ben allemeni harfen sirtu lehu abden. Men kim? Allemeni bana öğretirse. Yani bana öğretenin harfen bir harf öğretenin sirtu olurum. Lehu abden. Kölesi olurum. Yani onun için köle olurum. Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. Ali İbni Ebi Talip radıyallahu an. Ali İbni Ebi Talip. Ebi Talip'in oğlu Ali radıyallahu an. Allah ondan razı olsun. Evet arkadaşlar. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Sayfa 54'ten kaldığımız yerden devam edeceğim. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. 54'ten kaldığımız yerden devam edelim. Bir sonraki derste görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Oynatma listelerinden videolarımıza, 9. sınıf Arapça ders kitabının cevaplarına, Elif Ba videolarına, yazılı hazırlık videolarına ulaşabilirsiniz. Diyelim. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.